Yani şimdi ha, geldi. şimdi geldi, şimdi Şimdi geldi, oldu. şimdi Şimdi geldi. oldu. Yani herkesten özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bu Yok, benim yok, ilk yok, yok. canlı yayınım. Hemen şu Evet. telefonu da koyayım. Benim kamera mı kapalıymış? Neden Yok, olmuş kamera acaba? açık. Ben de anlamıyorum. Hiç anlamadım gerçekten. Neyse, teknik Neyse. bir şey. Biraz daha Şimdi yaklaştı. Şu önce bir senin sesinin duyulup duyulmadığını, şu yorum tabii yapmayı bir ki. açıyorum önce. Evet. Bir insanlar Evet. bir İyi seslerini akşamlar duyalım. dilerim İyi öncelikle. akşamlar Tüm sağlıkla Ayşe yaşayacağız. teyzem. Hoş geldin Sağ yavrum. olun. Çok teşekkürler. Gecikme için kusura bakmayın Arkadaş herkesten biraz özür dilerim. böyle kafanı görünebilmesi için şöyle birazcık telefonu ayarlayabilirsen. Heh. Tamam. Evet, şimdi Tamam. daha iyi Çok iyi. oldu. Daha iyi oldu. Tamam. Sesin de sanıyorum geliyor. Bir sesleri de bir kontrol edelim. Tüm sağlıklı yaşayacağız Şu camiasından an. özür dilerim öncelikle. Geliyor mu sesim acaba? Yok ya, bunda hepimiz burada şeyiz yani, yayıncı Amatör, değiliz ki, burada evet. amatörce yapıyoruz bunu. Biz sana teşekkür ediyoruz. Sen zaman ayırıp Ben çocuğunu teşekkür ederim. ayıracağın zamanı bizlere ayırdığın için biz teşekkür ediyoruz sana. Bana konuşma Ses var imkanı dediler. verdiğiniz için Ses ben iyi teşekkür ederim. dedik. Evet. Şimdi yorumları bir müddet kapatalım. Evet, ben şimdi arkadaşlar yorumları bir süre sizlerden aldığımız epey elimizde sorular var. Evet. Bu soruları şimdi Aytaç hocama bir şey yapalım, Evet. aktaralım. Ondan sonra ama böyle 15-20 dakikada bir açıp sizlerin o anda, yani daha önce sorusunu yazmamış Tabii da konuşulan burada şeyler ya, soracak olan konuşacak kişilerin olanlardan alırsın. sorularını alacağız yine. Onun için bir 15 dakikalık kapatıyorum. 15 dakika sonra tekrar ben araya Tamam. girip açıyorum. Evet, yorum Evet. yapmaya kapat. Evet. Şimdi Top sende. tabii konuşacağımız çok şey var. Mümkün olduğunca sığdırmaya çalışalım. Ben birazcık da torpil geçerek ilk soru olarak bizim hem önce takipçimiz olan, ondan sonra çok yakın dostumuz olan Şirin Sümer'in sorusunu sormak istiyorum. Şirin Hanım TRT Radyo Dış Yayınlar Müdürü. Şöyle bir soru iletti bize. Gencecik uzay bilimleri öğrencisi Emircan'ın vefatı çok perişan etti beni. Aynı şekilde hepimizi. Tüm vefat edenlere rahmet diliyorum ben. Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Özellikle tabii ki Emircan'ın da ailesine. Bin soru dönüyor içinde. Okullar tatilde, çocuk nasıl kaptı? Tedaviye niye cevap vermedi? Vaka bazında vakanın özelliklerini bilmeden yorum yapılmaz biliyorum ama hocam nasıl değerlendirir yaş hastalık ilişkisini? Bu çocuklar okula gidecekler Eylül'de diyor. Şirin Hanım'ın da lise öğrencisi bir oğlu var. O yüzden tabii endişelenmekte çok haklı. Demiş gibi de ah bir de desteklerin bu hastalık için iyi olmadığını, yükselen bağışıklığın durumu kötüleştireceğine dair bu doktor görüşleri var. Desteklere devam edecek miyiz şeklinde sormuş. İsterseniz ilk kısmından başlayalım sorunun. Yani Tabii. yaş, bu gencecik yaşta bir kaybımızın olması durumunu. Maalesef her yaşta görüyoruz. Biz toplumda yanlış bilinçlendirildik. Bu yaşlıların hastalığıdır. Yaşlılarda risk faktörü fazla olduğu için ölüm oranı daha fazladır diye lanse edildiği için gençlerimiz veya orta yaş grubundaki insanlar nasıl olsa bana bir şey olmaz deyip sağda solda çok rahat sevdiği hareketler yaptılar. Tabii bu bizim istediğimiz bir şey değildi çünkü biz artık görüyoruz ki yoğun bakımlarda hiçbir ek hastalığı olmayan, sigara, alkol kullanımı olmayan ve evden dışarı çıkmayan, karantinada olup da evden dışarı çıkmayan insanlarda bile 35 yaşında yoğun bakımı aldığım hastam var şu an mesela. Yaştan bağımsız olarak risk faktörü artabiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, orta yaş grubunda veya o vefat eden genç İTÜ'deki öğrenci gibi genç yaş grubunda daha şiddetli olabiliyor çünkü bağışıklık sistemimiz ne kadar kuvvetliyse o kadar çok virüsü öldürebilmek için sitokin oluşturuyor. İnterleukin 1, interleukin 6, TNF alfa gibi sitokinler de bizim virüsü öldüreceğimiz askerlerimiz virüse saldıracağını yanlışlıkla virüsün yerleştiği akciğer dokusuna gidip orayı tahrip edip sitokin fırtınası dedikleri daha sonra ARDS gelişen bir tabloya sebebiyet verebiliyor. Yani aslında genç yaş gruptakiler de risk faktörü. Çünkü onların bağışıklığı daha kuvvetli maalesef. Evet. Peki bu neyse Eylül'e kadar artık bakacağız duruma.
Peki şimdi bu durumu yaratmamak için bir takım destekleri kullanmayın diyen doktorlar da var. Ama fonksiyonel yaklaşımda benim dinlediğim bütün doktorlar bazı desteklerin kullanılmasından yana. Ne diyorsunuz? Aslında en büyük kafa karışıklığı burada zaten. Haliyle insanlar da ne yapacağını, hatta insanları bırakın bu işi bilinçli olan doktorlarımız bile ne kullanacağını bilmiyor. Bana günde onlarca defa mesaj atan bilgiyle arayanlar olabiliyor. Ben de buradan kısıtlı bilgim dahilinde hem Baybars abi hem de Uğur hocamız zaten dile getirmişti. Ben de bazı şeyleri hatta deneyimlerimi hasta olanlara bile neleri verdiğimi çok rahat söyleyebilirim. Normalde öncelikle hani insanlar korkuyor sütünün kurutmasına. Bu hastalarda insanlar üç şekilde vefat edebiliyor. Birincisi bir ciddi ikinci enfeksiyonlar binebiliyor. Çünkü bağışıklığımız bizim hazır olan, hazırda bekleyen bağışıklığımız COVID-19 virüsüyle savaştığı için dip yapıyor. Üzerine ikinci bir enfeksiyon biniyor. Biz buna sekonder bakteriyel enfeksiyonlar diyoruz. İyi, bundan dolayı vefat edebiliyor. İkinci vefat sebepleri o bahsettiğimiz sütün fırtınası. Güçlü bağışıklık bizim akciğer dokumuzu hasarlayabiliyor. Ve ARDS dedikleri, daha sonra multi organ yetmezliğine sebebiyet verebilen, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ile karaciğer yetmezliği seyreden bir tablo yapabiliyor. Üçüncü ölüm sebebi ise çok dile getirilmeyen, aslında en sık ölüm sebebi. Maalesef bu hastalığın postmortem, yani ölüm sonrasında kadavra biyopsilerinde yapılan serilerde tamamına yakınında maalesef kardiyovasküler olaylar oluyor. Mesela kalp damar tıkanıklıkları, beyin felçleri olabildiği gibi ya da bacaklarda derin ven trombozu dedikleri pıhtılaşma seyreden durum olduğu için en sık ölüm sebeplerinden biri de maalesef akciğer damarında, akciğer anahtar damarında bir emboli dedikleri pıhtı oluşması. Ki zaten biz artık daha hastada yatar yatmaz hiçbir bulgu olmasa bile pnömoni olan, yani COVID'e bağlı zatürre geçirmiş her hastaya hem aspirin veriyoruz hem de bu herhalde marka ismi vermem de gerek yok, sakınca olmadığını düşünüyorum. Hayır, gerek. Düşük molekülleri heparin dedikleri Plexan gibi ürünler yapabiliyoruz ki bunu öneriyorlar zaten kılavuzlar şu an. Bu ölümleri hızlı bir şekilde durduran en önemli, en hayati karardır bizim için. Şu sayede hani çok fazla vaka görmemize rağmen daha bir tane bile vefatımız olmadı. Ama tedavi Bu çok çok erken. büyük bir mutluluk verici bir Evet, olay. Yani biz bunu duyunca çok çok mutlu oluyoruz. Bunun nasıl başarıldığını da çok merak ediyoruz açıkçası. Yani Onları da söyleyeceğim birazdan Tokan abi. bize Birazdan biraz birkaç söyleyeceğim. tane onları Tabii. anlatırsan, Tabii. Onu yalnız da kafam söyleyeceğim. yine biraz böyle telefonu yine biraz şimdi daha iyi oldu Onu ayarı. da onu da söyleyeceğim ama öncelikle hani soruya cevap verir mahiyette biz sütün fırtınasından korkuyoruz. Aslında ölümlerin sebebi sütün fırtınasından ziyade emboliden kaynaklanıyor. Akciğer embolisi gibi damar tıkanıkları. Bundan dolayı sütün fırtınasından korkmamak lazım. Ben COVID-19 teşhisi koyduğum ve hafif bir pnömoni, hafif bir infiltrasyon olan ya da tam tersi hiç zatürresi yok ama çok çok hafif bulgularla seyreden hastalarımız var. Mesela hiç göğüs ağrısı olmadı. Daha doğrusu hiç burun akıntısı, öksürük, ateş yüksekliği, nefes darlığı, boğuluyor gibi hiç olmadan bize sadece göğsüm daralıyor diye gelen ya da trigeminal nevralji dedikleri şu şakak bölgesinde ağrıyla gelen ya da baş ağrılarıyla gelen, böyle denge bozukluğuyla gelen hastalarımız var. Garip bulgularla geliyor ve COVID teşhisi koyuyoruz. Bunlar gibi hafif hastalarda ya da akciğerinde çok fazla tutulum yok, oksijenleri iyiyse eve gönderiyoruz karantinaya, evde almak şartlarıyla. Onlarda da ben şu an mesela bu bahsettiğimiz vitaminlerin çoklu olanını veriyorum. Hazır bir reçete formatı oluşturdum sekreterime. Tüm gelen hastalarıma vitamin algoritmamız var. Nasıl kullanacağını, ev halkının da teker teker nasıl kullanacağını ayrıntılı olarak anlattım. Mesela çok tartıştığımız şu an beta-glukan ki gerçekten immün sistemi kuvvetlendiren bir şey. Normalde hastalıktan korusun da veriyoruz ama hastayken sütün fırtınasını artırmamak için vermemek gerekir. Ama ben onu bile dahi veriyorum şu an hastalarıma. Gerçek hasta olmuş hastalara veriyorum. Pozitif olanlara. Şu ana kadar bir tane o hastalardan bana kötüleştim diye gelen olmadı. Yani hatta hızlı iyileşiyorlar. Hızlı iyileşmesi de kötü çünkü geçen gün hatta çok çok meşhur böyle bir İstanbul'daki en büyük dönerciler zincirinin sahibi geldi. Hiçbir şikayeti yok. Tesadüfen akciğerlerin tamamının COVID zatürresi olduğunu gördük. Yatmak istemedi benim çünkü oksijenlerim iyi dedi. Eve gönderdik. 6. gününde toparlamış, vitaminler ve bahsettiğimiz o antiviral tedavilerle dışarıya çıkmış.
Ben buna da kızdım. Hani düşünsenize hastaları, iyileşen hastaları mı, hızlı iyileşen maalesef dışarıdaki, çevredeki, yakındakilerini de enfekte edebiliyor. Hani evet. Bu bağlamda şu sokağa çıkma yasağının olması da bizim için iyi olmuş oldu. Hem tedavinin hızlandırılması açısından, hem yoğun bakıma gitmesini engellemesi için bu hastalarımızın, ben full tedavi yapmaya çalışıyorum. Hani bizim modern tedavilerimiz çok yetersiz kalıyor. Şu an hastalar ya kendi kendine iyileşiyor, bunu bizim hekim gruplarında da söylüyorum, ya da vefat edecek olan varsa da ne kadar full tedavi yaparsak yapalım, elimizin altından kayıp gidebiliyor. Diğer arkadaşlarımız kendi kendine iyileşmeyi birazcık açalım Aytaç'ım. Bir de full evet. Tedavi derken neyi kastediyorsun? Tabii onu ki. Da biraz açalım. Erken. Öncelikle burada en önemli şey erken tedavi. Çok çok erken daha. Mesela ben yoğun bakıma gitmeden hastaya yoğun bakımda verilen bu Çin'den gelen favipiravir isimli ilacı başlıyordum. Daha yoğun bakıma girmeden. İlk başlarda sadece yoğun bakımda veriliyordu. Şimdi yoğun bakıma girmeden serviste ağır zatürre olduğunu kanıtlarsan verebilirsin diyorlar. Bizim dediğimize getirdiler. Ben mesela aspirin kılavuzlarda yokken ya da dipiridamol veya düşük molekülik heparin kılavuzlarda yoksa onları başlattırdım. Sonrasında yüksek doz C vitaminleri maalesef ben temin edemiyorum şu an için. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 15 bin 20 bin tane elinde 15 gram C vitaminleri vardı. Kendi hastanelerini dağıttılar. Şu an piyasada da hiçbir şekilde olmadığı için. Normal bildiğimiz askorbik asitler var. 500 mg iğneler. Bunlardan hastalarımı günde 3 defa, pardon günde 4 defa 3'er adet. Yani 12 ampul yaptırıyorum yatan hastalarımı. Çok hızlı toparlıyor. Hem virüsle savaşmamızı hem immün sistemi modüle etmesi açısından. Mutlak D vitaminlerine yüksek doz verdiriyorum. D vitamini çok güzel bir vitamin. Hem bağışıklığı düşük olanı yükseltiyor, yüksek olanı da düşürüyor. Mesela otoimmün hastalıklarda biliyoruz. Otoimmün hastalıkların bağışıklık sistemi kuvvetlidir. Kuvvetli olan bağışıklık sistemini biz onlarda da azaltmak istiyoruz. Eminim regülatör bir özelliği var. Peki bunun şöyle hemen gireyim. Bu D vitaminini ne veriyorsun yani yükseltmek için? Damardan ya da pardon damardan zaten veremiyoruz. Kalçadan yapılan formlar var 300 bin nitelik. Ben onlara karşıyım. Paraben ihtiva ettiği için İngiltere'de ve Fransa'da yapılan çalışmalarda memek kanseri yaptığı için artık BHA ihtiva için o da genel bir kanserojen. Bunun yerine bizim 20 bin ünitelik minik kapsüllerimiz var hızlı yükselsin diye. Bunları veriyorum. Eğer bilinci açıksa tabii yoğun bakımda söyleyeyim şansım yok ama. Tabii o zaman mecburen iğne veriyorsun. Mecburen aynen öyle. Tabii. 300'ün iğne. Evet. Ve hastalar çok iyi tolere ediyor bunda. Çinko'ya gelecek olursak çinkonun pikolinat formları veya çinkonun glikonat formları çok çok iyi. İyonik çinkolar var ama çok Türkiye'de bulmak çok zor ağız içi için. Ben çinkonun pikolinat formunu veriyorum. 15 mg'dan sabah ve akşam veriyorum. Hem profilaksi çinko yani bakır korumada, mı sadece çinko mu? Çinko bakır ona bir oranında olanı veriyorum. Çinko bakır. Çinko bakır. Evet, uzun vadeli. Çünkü aynen çinko evet. Bakır. Evet, günde uzun vadeli demiştin sen. Kaç tane öneriyorsun? Evet, uzun vadeli yüksek kullanımda ağır metal olduğu için birikimi olabilir ve bakır emilimini azalttığı için bakır da düşük olabilir diye ona bir oranında karışık formunu 2x1 yani sabah ve akşam veriyorum pikolinat formunu. Ama 3x1 45 miligram verdiğimiz hastalarımız da var. Tamam. Ama genelde 2x3. Genelde. Evet. Bunun haricinde ödüyorum kusura bakma. Evet. Söyle. Çinko hem profilakside yani korumada etkinliği kanıtlanmış virüsün bize savaşmamız için hasta olmayan da kullanabiliyor. Tam tersi hastalıkta da iyileşmeyi hızlandırdığı kanıtlanmış nadir vitaminlerden biri. Çinko çok özel bir ürün. Aynı zamanda iyoda çok değinilmedi ama iyodun da hem antiviral özelliği var virüs öldürücü, hem antiparaziter özelliği hem antikandidiyal özelliği yani mantar özelliği var. İyodun aynı zamanda antibakteriyel özelliği var. Mesela yoğun bakım enfeksiyonlarında en sık ölüm sebebi Pseudomonas dedikleri bir bakteridir bu. Sabunda bile üreyebilen çok dirençli bir bakteri. Bizim baş belası olduğu zaman çok çok böyle ağır damardan antibiyotiklerle ancak toparlayabiliyoruz ya da vefat ettiriyor. Onu bile iyot öldürebiliyor. İyot çok güzel bir antiviraldir aslında. Biz iyottan mesela böyle daha önce 2 damla alıyorduk. Hatta seninle o Vali Bey'le yaptığımız bir telefon görüşmesinden sonra biz de 4 damlaya çıktık. 4 damla olarak devam ediyoruz her gün. Doğru mu yapıyoruz sence? Aslında düşük bile sayılabilir. 4 damla iyi. Ben mesela kendi pratiğimde kendim söyleyeyim. Hani Amerika'dan getirilen sizin de eskiden kullandığınız ilaç vardı. İodoral. 12.500'lük iodoral. Evet 12.582 damlaya tekabül ediyor neredeyse. Haftada 1 tane onu alıyorum. Ama tabii 2 günden sonra idare atılıyor bu aslında. Ben, doğru olan günlük almak.
Ben normal günlük şey tuzdan hani alamadığımız için bu evet. günlük damlayı alıyorum. Haftada bir, gerçi son iki Efe haftadır almadım. 4 damla çıktı. Normalde ayda bir, evet. haftada bir kere de ben o iodoralimi alıyorum. Evet. En doğru, en güzeli sizin yaptığınız. Aslında günlük idame dozu dahil, çünkü idare çok hızlı bir şekilde %80-90'a atılıyor maalesef. Günlük almak evet, evet. haftalık alımdan onun daha günlük iyidir. Günlük dozu da mutlaka alıyorum bir taraftan. Kesinlikle. En doğru olanı siz yapıyorsunuz. Hem kronik yorgunluk, kronik ağrı, kronik depresyonları engelliyor ki şu an tam depresif bir ruh halimiz var. Dışarıda çok güzel ilkbahar var. Hepimiz eve tıkılı durumdayız. Haliyle insanlar bile haberleri açıp korku edebiyat yapıyor, televizyona çıkanlar. Bundan dolayı evet. iot ona da faydası olabilir belki. Evet. Şimdi bir şeyde hem de sizin hastanız sanıyorum. Çocuk hekimi anne Doktor Gülirem Kamberoğlu. Onun sorusu da şöyle. Özellikle immün sistemi zayıf, zatürresi olan COVID hastalarına nasıl bir tedavi uyguluyor diyorsun? Şu an herhalde gördüğüm hastalıkların dörtte biri, beşte biri odur. Refere edilenler böyle. Bağışıklığı evet. Baskılanmış, kanser hastası olan bizim hastanede ya da bizim hastanede evet. Kemik iliği nakli olmuş ya da organ nakli, karaciğer, böbrek nakli olmuş hastaları yatırıyorum şu an. Onları mecbur evet. yatırmak zorundayım çünkü risk faktörü çok fazla. Ama enteresan evet. bir şekilde onlarda kortizol da başlıyorum ben. Çok hızlı bir şekilde toparlıyorlar. Kortizol genelde yoğun bakım alacağın kadar ağır hastalara yoğun bakımı almadan hemen önce başla derler kılavuzlar ve düşük doz ve kısa süreli başla derler. Kortizol nedir? Bağışıklığı baskılayan, azaltan bir ilaçtır. Evet. Onlarda kullandığımız immünsüpresifler var. Çok ağır immünsüpresifler. Daha kötü seyretmesi gerekirken diğer hastaların mesela 5'te 10 gün arasında yatırıyorken onları genelde 5 günden fazla yatırmıyorum. Hemen hızlıca toparlıyor. Hızlıca evlerine gönderiyorum. 72 yaşında evet. en yüksek olan hastam 72 yaşındaydı. Karaciğer nakilli. Bağışıklığı baskılamış. Çok fazla multidrug kullanıyordu. Çok rahat gönderdik amcayı. Ve bunlar ağır zatürreye gelmişlerdi. Evet. Şimdi şöyle bir soru var aslında. Birazcık oralarda dolaştıktan sonra daha ağır şeylere gelelim. Kronik hastalığı olmayan bir kişinin bağışıklığı COVID-19'u yenmek için yeterli mi? Yeterli değilse geç tanı mı vefat etmelerine neden oluyor? Ben bu sorunun cevabını kendimce biliyorum ama tabii ki siz verin. Evet. Aslında bu hastalık bizde Ocak ayından beri Türkiye'de vardı. Hatta bende bunun şu an CD'leri de var hastalarım. CD'leri halinde ben hazırlattırdık. Geçmişe yönelik Ocak ve Şubat ve Mart aylarının tüm tomografilerini tarattığımızda gençlerde böyle mesela hasta COVID olduğunu bilmeden biz de bilmiyorduk. Eski hastalıklarımız, hastalarımız. Ve sonradan çağırtırdık BT'de pozitif COVID olanları. Gerçekten COVID geçirmişler. PCR pozitif ama şeyi sonra kontrol BT 2 ay sonra çekmişiz Ocak ayındakine. Tamamen normal. Hasta COVID olduğunu bilmiyor. Bağışıklık sağlam olduğu için vücut kendi kendine yenebiliyor. Bu önemli bizim için. Biz bağışıklığı çok kuvvetlendirip de stokin fırtınası olacağız diye korkusuyla, endişesiyle yaşamayalım. Beslenmemizi iyi tutarsak eğer, her zaman herkesin dediği gibi ya da bu şekerli tahıllı gıdalardan uzak durur, mevsim sebze meyveleriyle beslenirsek, bir de bazı antiviral özelliği olan uçucu yağlar var. Dün Bekir hocamız biraz bahsetti aslında. Mesela kekik. Kekikte karvakrol ve timol var. Karvakrol da, timol de hatta bağışıklığı ve antiviral özelliği kanıtlanmış. Koronavirüste de çalışması olan karvakrol mükemmel bir ürün. Kekik yani baharat olarak da kullanabiliriz. Ben de kekik yağını mesela ben aromaterapik olarak odama mesela kendim bir soğuk buhar makinesi aldım. Onunla odaya da yayıyorum. Evdekileri de korumuş oluyorum. Aynı zamanda kekik haricinde biberiye hem baharat olarak kullanılabilir hem yağından yararlanılabilir. Bunun haricinde zerdeçal ki biraz soru işareti deniyor ama ben zerdeçalın faydalı olduğunu düşünüyorum. Miktar faktör kapa beta dedikleri bir kaskat var. Bunu hibe ediyor. Aynı zamanda en proteas virüsün bizde penetre olmasını sağlayan bir madde engelliyor. Bu açıdan da kesinlikle zerdeçalın, zencefilin yine baharat olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Bunun haricinde kendi kullandığım yağlar var yine. Nane, kafur, okaliptus gibi. Demin söylediğim o kekik gibi. Ya da sedir veya patchouli bir yağları gibi. Bunlar yine koruma açısından çok çok iyi. Bir de normal antiviral özelliği olan yine bitkiler var. Mesela size de gönderdiğim çalışmada bir siyah çay. Bundaki teoflavin normalde RNA bağımlı RNA polimerazı inhibe ettiği saptanmış. Yani
aslında bildiğim siyah çay normalde çok güzel bir virüsün kendi kendine çoğaltması kodunu engelleyebiliyor. Ya da yeşil çaydaki bu bizim kateşinler veya bu anne sütü mesela çok güzel bir laurik asittir. Hamileler için, hamilelerden korkuyoruz biz. Hamilelerde anne sütündeki laurik asit veya Hindistan cevizindeki laurik asit normalde çok çok güzel bir antiviraldir. Mesela bebeklerin anne hasta oluyor, hatta vefat ediyor ama bebeğinin sapasağlam doğduğunu ya da emziren lohusa annenin hasta olmasına rağmen bebeğini geçmiyorsun sebepleri olabilir diye düşünüyorum böyle bir şey. Evet. Şimdi ondan, galiba unutan ekran görüntünü bir ayarlar mısın bir? Tamam. Kolostrum denilen şeyler, takviyeler İlk var galiba değil mi? Evet. Aslında kolostrum ilk süttür. Hani annenin ilk sütü. En değerli. Bu interferonların, bu bizim koruyucu antikorların, askerlerin en fazla yoğun olduğu süt. Tabii ben takviye olarak değil de daha ziyade hani her şeyin doğal olarak ilk başta alınması yoldan gerektiğini. Evet. Eğer alamıyorsak o zaman takviye olarak alınması gerektiğine inanıyorum. Mesela yiyeceklerimiz bize çok güzel. Hesperidin var mesela gıdalardaki. Bu da çok güzel bir antiviral. Nelerde var? Mevsim geçmesi üzere olan mandalina, portakal, limonda var mesela zincirlerde hesperidin. Yine kanferoller var yine. Bu Mark Heyman da bahsetti antiviral özellikler olan. Evet. Aslında biz yediklerimizle gerçekten ya da şu şey olero peynirler var. Mesela zeytin, zeytinyağının çekirdeğinin içerisinde var işte. Kesinlikle. Ya da zeytin yaprağında da var aslında. Çayın çevirdiğiniz mesela. Evet. Bunlar çok güzel antiviraller. Aslında insülin direncini de engelliyor. Mesela şu an hepimiz hareketli olduğumuz için kilo almamızı da engeller mesela zeytinyağının çayı ya da biz her sabah 20 mililitre mutlak surette içiyoruz. Şimdi ben şöyle bir toparlayayım bu konuyu. Aslında hani işte hiçbir kronik hastalığı olmayan genç olan birisinin bağışıklığını da bence zayıflatacak faktörler var. Beslenme şekli söylediğiniz gibi. Yani soru şöyleydi. Kronik hastalığı olmayan birisinin bağışıklığı bu virüsü yenmeye yeter mi? Bence yetmez. Yani şeker ve nişasta tüketimi fazlaysa bu bağışıklığını etkileyen bir faktör. Ve böyle bir soru gelmiş. Un ve şeker tüketmeyenler COVID-19'u daha hafif mi atlatır? Virüslerin şeker ve nişastadan beslendiği söyleniyor. Yani şeker ve tahıl tüketilmezse bu bir avantaj mıdır diyor. Aslında tüm virüsler hariç de bakteriler de tüm hatta mantarlar, kandidalar da aslında şeker ve diğer tahıllardan besleniyor. Bunu genelleme yapmak lazım. Sadece beslenme değil. Bunlar bizim immün sistemimiz. Virüse karşı savaşma gücümüzü de elimizden alıyor bu tür beslenme profili. Ya da stresi iyi yönetemiyorsak, iyi uyuyamıyorsak kaliteli. Mesela bu melatonin dedikleri yine antiviral özellik kanıtlanmış olan hormonun üretimine engel oluyor. Bu sefer de ne olur? Dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Ki Mark Heyman de konuşmasında 1 ile 2 miligram kadar gece yatmadan önce alınsın diye önermişti. Ben aslında önermiyorum. Normalde İdeal olanı gece 11'de ve gece 2.30'da 2 postada biz kendimiz beynimiz corpus spinale dedikleri epifiz bezimiz üretiyor zaten bunu. Ve hatta bizim kendi ürettiğimiz dışarıdan aldığımızdan çok 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 daha yararlılığı daha iyi. Çünkü dışarıdan aldığımızda bizim kendi vücudumuz ne yapıyor? Ne de olsa diyor dışarıdan geliyor. Ben niye üretim beyin diyor. Ondan sonra üretmez hale geliyor. Down regle oluyor. Bana göre dışarıdan alacağımızı kendimiz gece 11'den önce tüm aile efradıyla birlikte yatağa girmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Ben de tam onu soracaktım. Çok iyi oldu. Soruları bir açayım. Çünkü yarım saat oldu. Geçtik. Evet. Soruları açıyorum. Yorum yapmayı aç. Şimdi buradan ilk gelen iki soruyu alalım. Nurçin sen de okumaya yardımcı olursan. Evet. Tahılsız ve şekersiz beslenmenin öneminden bahsetti. Şu dönemde ketojenik beslenmeyle konusunda ne düşünüyor diyor. Açlıkla ilgili sorular geliyor. Evet, açlıkla ilgili sorular geliyor. Açlık sisteminin normalde, açlık için söyleyeceğim öncelikle, sonra ketojene çevireceğim. Tamam. Açlığın normalde bizim Japon Osaka'daki o profesörün normalde fagositer sistemi artırdığını ve bizim monosit makrofaj sisteminin virüsü yendiğini ya da diğer patojenleri yendiğini kanıtlayarak Nobel ödülünü almıştı. Ama şu dönemde çok aşırı böyle su orucu gibi açlıkları ben önermiyorum. Bağışıklığımızın tam tersi dip yapma durumu olabilir. Hastalığa karşı daha duyarlı olabiliriz. Ama ketojenik beslenme vücut direncini arttırdığı kanıtlanmış. Bilimsel dataları olan çok benim için hem
bedensel hem de zihinsel zindeliği artıran bir beslenme protokolü. Ben bunu öneririm. Ama şöyle de bir risk olmaz mı? Bu dönemde özellikle biraz beslenmeye sebze çeşitliliği katmak lazım. Meyve katmak lazım. Yani tam bir ketojenik beslenme biraz besin yetersizliği yaratmaz mı bu dönemde? Kesinlikle haklısınız. Low keto gibi bir şey yapılabilir. Hani modifiye evet, yapılar. Evet, çok doğru. Onda da şöyle lifi fazla olan ketoları zaten karbonhidratları biz lifli karbonhidratları karbonhattan saymıyoruz. Lifini çıkarttırıyoruz ketojenik beslenmede. Normal ketojenik beslenmede karbonhat %5 ile 10 arasında olmasını tasavvur ederken ama lifi fazla olanların lifini karbonhattan saymıyoruz. Bol lifli alırsa ki zaten lifli olmasını öneriyoruz şu an biz flu'dan korunmak için. O zaman ketozisten de çıkmamış olur. Aytaç'ım şöyle bir soru vardı. Diyor ki şu anda tahlil yaptırabilme şansım yok. Bu çinkoyu tahlil yaptırmadan kullanabilir miyim diyor. Evet, çinko normalde ağır bir metal. Vücutta birikebilme özelliği olan bir metal. Ama ben normalde eski zamanda olsaydı mutlak tahlil yaptır. Ya basit bir kandaki kan tahlili ya da daha iyisi el üst içindeki çinkoyu görüp ondan sonra verelim derdim. Ama şu an öyle bir lüksümüz yok. Hani yapılmadan da alınabilir. Çünkü Türk insanın çoğunda zaten çinko eksik. Gıdalarlardan alabiliyoruz diye biliyorduk. Hani bir bademden ya da mercimekten ya da kabak çekirdeğinden. Kabak çekirdeğinde çok fazla var yine. Ama sonuçta bazen yetmiyor. O yetmeyebiliyor. Çoğu hastamızda da onu görüyorum ben şu an. Mesela demin iyotu da söyledik. Tuzlar iyotlanıyor ama herhalde tuzlarımız açık kaldığı için uçuyor ya da yemekte buharlaşıp gidiyor ya da yeterli iyotlanamadığı için. Mesela Türk insanının şu an baktığım tüm iyot ben her hastamdan bakıyorum. Neredeyse %80-%90'ı da eksik maalesef. Çinko da öyle. Evet. Ondan dolayı bakılmadan verilebilir. Bakılmadan verilebilir. Evet. Bir son bir soru alalım. Sonra senin sorularına devam edelim. Evet, çünkü çok soru bu, var. Burada şey gibi bir soru vardı. Alkali su ve gümüş suyu. Gümüş suyu tekrar geldi şimdi. Geçen gün Uğur hocamız dedi ki gümüş suyu tam bir Amerikan efsanesidir. Gümüş suyunu destekleyen bilimsel kanıt yoktur dedi. Onu şey yaptı. Peki alkali su içinde böyle uğraşmaya gerek var mı? Yoksa vücudumuzun kendi mekanizmaları bizim pH dengemizi düzenler mi? Bizim pH'imiz zaten 7.35-7.45 arasında çok dar bir aralıkta yaşamsal öneme haiz olarak dizayn edilmiş. Kendi koruyabiliyor. Biz ne kadar alkali su içersek de içelim yine kendimiz vücudumuz onu tamponlayacak tekrardan. Ben çok Yani fazla kendi alkali... bildiğini yapacak yani her halükarda. Kesinlikle. Alkali beslenmeye, alkali suya çok inanmıyorum. Hatta bu hidroksiklorokalinin yani bu sıtma ilacının da normalde aslında hücre içinde alkali ortam yaratarak antiviral etkinliği de olduğu birkaç tane etki mekanizması var. Onlardan birinin de bu olduğuna dair sağ var. Ben inanmıyorum. Aynı zamanda gümüş suyuna gelecek olursam, gümüş suyu da bu hocanın bahsettiği gibi şehir efsanesi ağızdan içilenler tam tersi. Gümüş bir iyondur, metalik bir iyondur. Vücutta birikimme potansiyeli var. Bu sefer bunun şelasyonunu yapıp vücuttan atmam gerekecek. Onun yerine ciltten sürülebilir. Gümüş gerçekten iyi bir antiseptiktir ciltten sürüldüğünde. Mesela biz yanık kremlerinde Silverdin diye bir gümüş kremi vardır. Evet. Antiseptik özelliğinden ya da ağızda çalınabilir mesela kaşık olarak. Ya da göbek bağı mesela yeni doğan bebekte gümüşle, gümüş nitratla ya da şeylerle çocuk doktorlarımız daha iyi bilir. Kapatabilirler açık altta enfekte olmasın diye. O tür şeylerde lokal olarak uygulanabilir ama ağızdan alınmasını ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tamam. İstersen şimdi kapatalım şimdi yorumları kapatalım. sonra Biraz tekrar yorum alacağız. Devam ediyoruz. Şimdi evet. bu tabii en büyük endişesi olanlar da hamileler. Hamileler bu virüsü kaparsa nasıl bir tedavi uygulanıyor denmiş hamileler için. Onun üzerinden bir geçelim mi? Evet, hamileler ilgili hiçbir çalışma yok, hiçbir data yok. Sadece ki ben gece 2'lere kadar data okuyorum buralar böyle. Çünkü kılavuzlar her zaman değişiyor, devamlı update oluyor. Ama hamileyle ilgili kendi şeylerimiz var, pratiklerimiz var. Kendi pratiklerimizi uyguluyoruz. Normalde tedavi mutlak gerekliliği var. Hatta şu an bu sıtma ilacının gebelik kategorisi C der, bazı yerlerde D derler, vermeyin derler. Ama bu tür durumda anne hayatı söz konusu onu bile verebiliyoruz. Yani burada artık şunu kullanalım mı kullanmayalım diye bir tartışma yok. Çünkü burada hayat önemli. Ama mümkün olduğu hamilelerde iyi seyrediyor. Bunu söyleyebilirim. Çoğu virüs genelde mesela TOŞ dedikleri virüs grubu vardır. Bunlar annede olduğunda bebekte de organ bozuklukları yapar bebekte. Burada korona ile anne enfekte olduktan sonra bebeği sapasağlam doğuyor. Ve hamilelik süresinde de çok fazla
bir his yaratmıyor. Aynı normal hamileler gibi ya da normal insanlar gibi seyrediyor hamilelerde. Hı-hı. Sadece ilaçları biraz daha kısıtlı yapıyoruz ama vitamin desteğini yine full yapıyorum hamilelerde. Evet. Kronik hastalığı olan COVID hastalarına nasıl bir tedavi uygulanıyor diye sormuşlar. Herhalde yani ikincil hastalıklarla ilgili neler yapılıyor diye anlıyorum bu soruyu. Çünkü evet. Tedavinin üzerinden geçtiniz zaten nasıl bir tedavi evet. olduğunu. Aslında COVID'de zaten biz destek tedavisi yapıyoruz normalde. Hastanın yaşama tutunmasını sağlamak için, o anlık bozulmasını engellemek için yaptığımız destek tedavisinde verirken diğer tedavilerin hiçbirini kesmemezlik etmiyoruz. Mesela antihipertansif evet. kullanıyorsa tansiyon ilacı, onu da devam ettiriyoruz. Ya da şeker ilacı kullanıyorsa da şeker ilacını, şekerler bu hastalığı çok yükseliyor. 300, 400, 500 lira buluyor. Hapını kesip iğneye geçmek zorunda kalıyorum belli bir süreliğine. Sonra düzeldikten sonra tekrar hapına geçiyorum. Yani kronik hastalığın ilaçlarını ya da Hashimoto hastasıysa ilacını kesmek gibi lüksümüz yok. Onlara aynen devam edip diğer hastalığını da destekliyoruz. Bazen tansiyonla ilgili sorular geliyor. Ben tansiyon ilaçlarını da mümkün olduğu kesmemeye çalışıyorum. Hani şu kafa karışıklığı olduğu için bu acı etkiden dolayı. Evet. Ki Baybars hocamız da zaten uzunca anlattı. Hastalarda kafa karışıklığı olmaması için ben de üstüne basa basa söylüyorum. Mevcut kullanılan ilaçların hiçbir kesilmemesi gerekiyor. Evet. Bu konuda şey. Mesela şöyle bir soru var. SL hastasıyım. Plakenil kullanıyorum. Bu ilacın koruyucu özelliği var mı? Plakenil kullanılan evet. bir ilaç. Aslında bu çok güzel bir soru oldu benim için. Hatta ben bunu siz sormasına değinecektim. Benim Çapa'da 5 evet. yıl beraber çalıştığım acil dahiliye bölüm başkanı olan 58 yaşında 68 doğumlu 52 yaşında pardon 52 yaşında olan bir tane hocamız vardı profesör. İç hastalıkları profesör nefroloji yan dalı yapmıştı aynı zamanda. Geçen cumartesi evinde 12'de kalp krizinden vefat etti. Adamcağız sigara içmiyor, alkol içmiyor. Hatta akıllı telefon bile kullanmıyor. Zararlı olduğunu düşünen, çok imtina eden bir kronik evet. hastalığı kesinlikle olmayan biri. 5 yıl beraber yan yana çalışmıştık. Ölüm sebebi de profilaksi açısından Çapa acil dahiliyede ön sıralarda olduğu için plakonil kullanmasıydı. Plakonil QT uzaması yapıp yani kalpte aritmiler yapabiliyor. Zaten bu hastalarda %15'inde miyokardit yani kalbin kas dokusunda tutulum var. Kalp damar tıkanıklığı riski artıyor. Covid'de aynı zamanda kalpte ölümcül aritmiler olabiliyorken bizim verdiğimiz hem azitromisin etken maddeli bu azitro gibi, azertin gibi ilaçlar hem de plakonil dedikleri bu sıtma ilaçları maalesef QT mesafesini uzatıp ikisi birlikte kalp krizlerini artırabiliyor. Ya da kalp ritim problemleri. Yani ben profilakside önermiyorum. Korumada önermiyorum. Ama zaten onu kullanıyormuş. Evet. Kendisi kullanıyorsa kendisi kronik kullanıyorsa kullanmaya devam etmesi gerekiyor. Biz 20 yıldan beri kullanan hastalarımız var. TL için, romatoid artrit için, Sjögren için. 5000'de bir görme alanı defekti yapabilir 5000 hastadan birinde. Eskiden 6 evet. ayda bir görme alanı muayenesi yapardı. Şu an onu bile yapmıyoruz. İşte azalması yapıp hatta kilo da kaybettirebiliyor. Hafif mide bulantıları, bazen sersemlikler gibi şeyler yapabiliyordu. Ama makul seviyede kabul edilebilir yan etkiler var kronik kullanımda. Ondan dolayı ilacı kullanmaya devam etsin. Koruyucu özelliği mi var? Var. Vardır. Evet, tamam. Onu da cevaplamış olduk. Şimdi bu geçenlerde de hep değiniliyor. Mark Hyman da söylemişti. Hatta kendisine intravenöz C vitamini uygulatırken, yani damardan C vitamini uygulatırken bir fotoğrafını paylaşmıştı ama ondan sonra onu kaldırmak zorunda kaldı. Gerçi C vitaminine değindim ama yine de demişler ki C vitamini herkese yarıyor mu? Yan etkileri olabilir mi? Yani bunu profilaktik olarak yani koruyucu olarak kullanmayı öneriyor musun? Hastalarda ne şekilde, gerçi söylemiştim ama bir daha üzerinden geçebiliriz. Evet. C vitamini bence en temel ilaç. Hem korumada hem tedavide. Çinliler mesela bu salgını atlatma sebeplerinden en büyük oranı yüksek doz, çok çok yüksek doz C vitamini vermek. Yüksek dozdan kastım da mesela 7,5 gramın altına biz low doz diyoruz. 7,5 ile 30 gram arasında orta doz diyoruz. 30 gramdan fazla. Bayanlarda kilo başına 1,2 grama, erkeklerde 2,4 grama kilo başına. Mesela 50 kiloluk bir erkeğe 100 gram gibi, 70 gram gibi, 80 gibi dozlar planlıyoruz. Bunlar da yüksek doz. Biz Türkiye'de bu ilaçları şu an alma durumumuz yok. Bizim verdiğimiz esterceleri ya da normal bildiğimiz askorbik asitleri söyleyecek olursam, ağızdan yutulanları söyleyecek olursam. Bunlar hem koruyucu özelliği var hem tedavi edici özelliği var.
Ama SRC almalarını tavsiye ederim. SRC'nin biyo yararlanımı 4 kat daha fazla. Yani vücuttan emilimi ve vücudun kullanılabilme kapasitesi 4 kat daha fazla. Aynı zamanda normal bildiğimiz askorbik asit bir C'dir. C vitaminidir. Bir asittir. Asit olduğu için midede 167 tahriş yapıp midede kanamaya kadar gidebilen bazı bulgularla gelebiliyor hastalara ya da mide ağır yanmaları. Ama şimdi, bağırsakta çözünen enterik olanları var. O iyi. O bizim için iyi. Ama yine de dikkatlikte fayda var. Evet. Bunun haricinde normal enterik olan mı mesela ester mi sana göre? Bana göre enterik daha iyi. Enterik daha iyi. Evet, ama bir şöyle bir şey var. Enterik de böbrekten atılıp böbrekte taş yapabiliyor. Taşa yatkınlığı olanlarda esterjenin metabolitleri bile aktif. Yani yıkım ürünleri bile aktif. Böbrekten hiçbir şekilde atılmıyor. %100'ünü kullanıyor vücut. Ondan dolayı böbrek taşı yapma ihtimali daha az. SRC'nin mide tahrişi %22 iken normal bildiğimiz şu Redoxon gibi firmaların kullandığı ya da diğer firmaların kullandığı bildiğimiz askorbik asitin ise mide tahrişi %67. Yani normal klasik askorbik asit almalarını önermem. Ya enterik kaplı olan askorbik asit ya da SRC. Tamam. Ya da SRC. Tamam. Peki hemen dur bir dakika bir şey soracağım. Biz mesela şimdi şu anki bundan sonraki hedefimiz lipozamal. Lipozamal için ne düşünüyorsun? En iyisi. Yani bulunabilirse direkt nokta olarak en az dozda direkt hedefe gitmiş oluyor nokta olarak. Yararı i̇şte, en fazla zararı en az. İnşallah şu yani bu kriz sürecinde çünkü sen diyorsun ki ben yüksek doz şey bulamıyorum. Yani damardan verdirecek anladığım kadarıyla bulamıyorsunuz şimdi yok, şu anda. Yok yok maalesef. O çare değil o bambaşka bir şey. Ama hayır lipozamal de sanki. Hayır, o dozlarda bak anlattı dozları. O dozlarda lipozomal ama, ama yine de hedefe yönelik olarak hani çok düşük dozda çok yüksek yararlanıma sahip olduğu için yan etkisi en az olduğu için bence bizim için en azından bir yaraya çare olabilir. Evet, yani çok iyi olur. Gelirse mükemmel olur. Evet. İnşallah Halep'in de izliyordur da şunu hızlandırır. Evet. Şimdi aslında şöyle bir adım adım gitsek. Hep sorulan soru hastalanınca ne zaman hastaneye başvurmak lazım? Evde geçirilebilir mi? Hani aslında semptomlar çok fazla belirgin değilse evde neler yapılması lazım? Nasıl bir izolasyon? O kısma bir girelim mi? Tabii, bakalım. İzolasyonu artık herkes biliyor herkes da. Herkes biliyor. Diyelim ki benim işte böyle hayır, hasta birisinin, enfekte birisinin evde izolasyonu nasıl olmalı? Ondan onu soruyor. Tamam. Normalde ne zaman hastaneye gitmeliyiz? Bizim burada yani hangi konumda hastaneye gitmeliyiz? Yoksa evde ne kadar süre ne geçirmeye çalışabiliriz? Ne yapabiliriz? Evet. Normalde bir ay öncesinde vardı. İnfluenza B salgını vardı. Bildiğimiz mevsimsel grip salgını. Onda yapılacaklar, şikayetler belli. Hatta siz bile anlardınız influenza grip olduğunuzu. Ama burada çok atipik seyredi. Ondan korkuyoruz. Hiç boğaz ağrısı, öksürüğü ya da ateş yüksekliği, nefes darlığı veya boğuluyor gibi his olmadan da gelebiliyor. Mesela baş ağrısı ya da konuşurken çene kısmında ağrılar, göğüste baskı hissi, sendeleme, göz kararması, mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı erken dönemde olabiliyor. Bunlar varsa bile doktora gitmekte fayda var ama her zaman her hastalık için hem hastaneleri doldurmamak, meşgul etmemek hem de kendinizle boş yere hastaneye gidip enfekte olmamak için bence düşmeyen ateşleriniz varsa, dayak yemiş gibi tüm vücutta ağrılar var ve ağır hissediyorsanız, boğaz ağrısından başlayıp da daha sonra göğse inip göğste böyle bir tıkanıklık, dolgunluk hissi var ya da konuşurken başladığınız cümlenin sonunu getiremiyor veya hırlama ya da nefes darlığı gibi hırıltılar varsa o zaman tabii ki hastaneye gitmeniz gerekiyor. Öncelikle bu tür hastalarda biz test sonucu yanıltıcı olabiliyor. %63 doğruluğu vardır boğazdan alınanın burunla birlikte ikisi de eş zamanlı olan. Ama biz onun yerine PCR ile birlikte eş zamanlı akciğer bilgisayar tomografi çektiğimizde 3 dakikalık bir tomografidir. İlaçsız bir tomografidir. Böbreği yormuyor ve normal tomografiler 100 kat kadar bir radyasyonu vardır. 5 milikülü radyasyonu var. Normal bir akciğerinde 0.05 milikülü radyasyon varken. Bunda ise normal bir akciğer filme göre 15 kat daha fazla bir radyasyonu var. Yani 6 kat şuası azaltılmış normal tomografiye göre. Kısa bir filmde biz çok rahat %97 doğrulukta tomografiyle hastanın hızlı bir şekilde teşhisini koyup yatıp yatmayacağına karar veriyoruz. Eğer ki akciğer tutulumu çok hafifse veya şikayetleri çok zayıfsa
genelde eve gönderme taraftarıyız. Ama orta tutulumlu bir akciğer var veya ağırsa o zaman hatta yoğun bakıma bile yatırabiliyoruz. Ortaysa da servise alıyoruz. Bizim için tomografi hem tanıyı hızlı koyduruyor hem de tedavi yaklaşımı. Evde mi izleyelim yoksa serviste mi yoğun bakımda mı ona karar verdiriyor. Bu hastalarda eve %80, %70'ini göndeririz çoğunluğunu. Çünkü hastalar hafif seyrede gerçekten. Korkmayalım. Burada biraz da müsbar konuşalım bence. Normalde hafif seyredenlerde de ne yapıyoruz ki ben 70 yaşında, 75 yaşında riskli olan hastayı bile bazen eve gönderiyorum akciğeri temizse. Evde izolasyon odası kurduruyoruz. Okan abi zaten çok bahsetmeyeceğim. Tek başına kalıyor odasında 3-5 gün kadar. Maskesiyle kalıyor. Aynı zamanda odasında işte evde birden fazla tuvalet varsa tuvalet banyoyu ayrı kullanıyor. Ama birden fazla yok tek tuvalet varsa çıktıktan sonra önce çamaşır suyu 1-10 oranında çözeltiyle ya da iyi bir havalandırma sistemiyle daha sonra insanlar kullanabiliyor. Çatalını da tabağını bardağını da ayırmasını tavsiye ediyoruz. Evdeki izolasyonda. Yapıyoruz. Şimdi tabii ki en kilit nokta sağlık çalışanları nasıl korunmalı? Ne yapmalılar? Biz önce kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Senin nezdinde tüm önde çalışan sağlık çalışanlarına. Şimdi onlar nasıl korunmalı? Neler yapmalı? Sen onları... ne yapıyorsun? Evet, sen kendini anla. Ben şu an Okan abi, Nurten abla sadece içlerindeyim. Başka kendi polikliniğimi de kapattım. Muayenehanemi de kapattım. Hatta çok sevdiğim sağlıklı yaşıyoruz hastalarını bile göremiyorum artık. Telefonları bile çıkmıyorum. Şu an sadece koronanın olduğu böyle yerde hastalarla saatlerce iç içeyiz. Ne yapıyorum? O bölümdeyken önce normal cerrahi maske üzerine N95, onun üzerine bir daha cerrahi maske koyuyorum. Örnek alırken sadece o siperliğimi koyuyorum. Örnek almazken siperlik koydurmuyorum. Gereksiz yere bir baskı hissi oluşturuyor. Bunun haricinde eldiven hasta muayene ederken kullanıyorum ama normal zamanda eldiven kullanılması bence sağlık çalışanlarının bile yanlış. Çünkü hastaya değdikten sonrasında onun hemen atılması gerekiyor. Daha hastanın odasından çıkmadan atıyorum önlüğümü, eldivenimi, her şeyimi. Atmadığım takdirde ne oluyor? Başka hastaya alıp temiz hastadan ya da tabii. Evet, tabii. Aynı. Hatta çıkar çıkmaz odadan muayene ettim odayı bile tekrardan şey yapıyorum, sterilize ettiriyorum. Sonrasında giriyorum. Sağlık çalışanları en büyük şeyin kişisel hijyenlerin temiz olması. Bize zaten bu hastalık tüm ülkece temiz olmayı öğrettirdi. Hijyenimize daha dikkat etmeyi, farkındalığı. Maske çok önemli burada koruyucu. Bunun haricinde bir de hastanelerin hem steril alanları var hem enfekte alanları var. Hani steril alanlarda çalışanların enfekte alanlara gidip onlarla çok haşır neşir olmasını istemiyorum. Ya da kendi hastalık bulgusu olduğunu söyler, hissettikleri an hemen hastanedeki ilgili iş yeri hekimine gidebilir ya da COVID ile ilgilenen bir doktor varsa ona gidebilir. Muayene olmasını istiyorum çünkü diğer çalışma arkadaşlarım da enfekte edebiliyor. O en büyük güçlerinden biri. Biz ne kadar mükemmel kendimizi korursak koruyalım, yemek yerken mesela sosyal ortamda konuştuğumuzda bendeki enfeksiyon taşıyıcıysam diğerlerini de yayabiliyorum. İtalya'daki doktorlar benim o beyaz tulumlarla çalışıyorlar, giydiğim tulumlarla. Ama benden daha iyi korumalara rağmen 1000 küsür tane yakın doktor enfekteydi ki 50 küsür tane vefat eden vardı. Bunların kapmalarının sebebi aslında hasta muayene ederken değil, kendi aralarında konuşurken, yemek yerken, sosyalleşirken. Ben mesela masada bile yemekhanede yemek yerken tek başıma oturuyorum. Bu yanımda başka birini almıyorum. Doğru olan da o. Asansöre tek binmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Yani bu tür kurallara uyduğumuz takdirde enfekte olmayabilir diye düşünüyorum. Vitaminleri ben her gördüğüm sağlık çalışanına öneriyorum muhakkak. Kendimi korudum. Neler içiyorsun vitamin olarak kendin? Tabii ki çinko mu alıyorum, C vitamini alıyorum. Şu yeni çıkan beta glukanlı kuşburnu aynı zamanda D vitamini için kullanan bir tane ekinezyalı. Çok da güzel. Ekinezya da antiviral etkinliği kanıtlanmış ama COVID çalışması yok. Normal bir söyleyici çalışması dataları var. Bunu alıyorum. Aynı zamanda propolis çok tartışmalı ama ben kendim kaz dağının eteklerinde yaptırdım. Özel böyle bir propolisim var. Onu da alıyorum. Ben faydalı olduğuna inanıyorum. Hani immünsistemi modüle ettiğini. İyot alıyorsun. Hastalığına kadar belki alınabilir. Hastalığı olduktan sonra stokin fırtısına yakalanmamak için bırakılabilir. İyodum mutlaka alıyorum yine. C vitamini damardan aynı zamanda bir de yaptırıyorum. Glutatyon, hani ben N-asetilsisteini ağızdan alınmasını önermiyorum. Çünkü çok fazla katkı maddesi var. Dün Uğur hocamız bahsettiğim. Onun yerine damardan ampulleri var. Yatan hastalarımın hepsine veriyorum. 3 günde 3 defa damardan asiste ya da glutatyonu kendim mesela haftada bir yaptırıyorum.
elimden geldiğince bu şekilde korumaya çalışıyorum. Evet, kendine çok iyi bak, çok, bize lazımsın. Evet, sen, çok teşekkürler. Hatta sen o gönderiyi böyle kaldırdın diye ki o fotoğraftan dolayı oradaki o giysili insanlar ürkmesin diye sanıyor. Ben biliyorum hani perde arkasını. Ondan sonra hatta birileri sormuş niye kaldırdınız? Hani bir şey mi oldu diye. İşte Aytaç Hoca burada aramızda. Hiç şeyimiz yok, baskımız yok. Ben eğer vaktimiz varsa kızım benim şey yaptı işte. Bugün 11 yaşındaki kızım bir kompozisyon yazdı. İnsan ve çevreyle ilgili. Aslında ümit var olmak açısından da çok kısa, 2 dakikalık bir kompozisyon okuyabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Son 4 dakikamız. Tamam, 2 dakika. Koronavirüs günlerinde insanoğlunun çevre katliamına katkısının anlaşılması diye bir başlık koymuş. Geçmişten günümüze kadar çevrenin en büyük kirleticisi biz insanlar olmuşuz. Her ne kadar doğa kendini yenileyebilme özelliğine sahip olsa da 8 milyar insanın el ele vererek çevre katliamında bulunmasına herhangi bir müdahalede bulunamıyordu. Atmosferde kapanmayacak kadar geniş delikler açılması, denizlerdeki kirlilikten ötürü deniz canlılarının ölmesi, kutuplardaki buzulların erimesi, depremler, fırtınalar, hava kirliliğinin artması, küresel ısınma aslında bize doğanın kendini onaramaması ile ilgili gönderilen sinyallerdi. Maalesef insanoğlu bu sinyalleri anlayamadığı için değerlendiremedi. Son günlerde herkesin gündemi olan koronavirüs insanları evde tutmak, doğayı kirleten fabrikaları kapatarak, ulaşımı azaltıp taşıttan çıkan egzoz gazlarını azaltarak, hava, kara, deniz kirliliğini azalttığı gibi atmosferdeki deliğin de azalmasına neden oldu. Hindistan'dan görülemeyen Himalayaların görülebilir olması, İstanbul'da hava kirliliğinin %30 azalması, Venedik'te yıllardan beri tıkalı olan su kanallarının açılması, aslında doğanın kendini yenileyebilme özelliğinin en büyük kanıtı oldu. Keşke bunu bir salgın hastalık sayesinde değil de kendi inisiyatifimizle hareket ederek başarabilseydik. Burada en önemli nokta bu iyiye doğru dönüşümün sürdürülebilir hale nasıl getirilebileceğimizi tartışmamız gerekir. Unutmamalıyız ki değerini bilmediğimiz hor davranarak her geçen gün harap ettiğimiz doğa gelecekte çocuklara miras bırakacağımız en değerli varlığımızdır. Biz doğayı iyi bakmazsak mutlaka gelecekte bizden intikamını bizzat kendisi alacak diye yazmış. Bravo. Alkışlıyoruz onu. Zaten çocukların düşünce biçimi, muhakemesi gerçekten bizden üstün. Bravo. İsmi neydi? Zeynep Rümeysa. Gel kendin oku dedim, utandı. Ondan dolayı ben ah, keşke kendisi okusaydı. Zeynep Rümeysa'yı kutluyoruz. Gerçekten çok doğru. Şimdi birkaç soru alalım mı? Hemen alıyorum. Yorum yapmayı aç. Son 3 dakikamız var. Hemen böyle bak şuradan gelen. Şeker otoimmün işte, onu kaçırdık. Dur şuna bak istersen bir şey. Miyozit rahatsızlığım var ama işte o kişisel bir şey. Şimdi öngörülen tahmini bir bitiş tarihi var mı yoksa hepimiz enfekte mi olacağız gibi bir soru sorulmuştu. Evet, aslında bence hepimiz enfekte olacağız. Hepimizden kastım %50-%60 vücudun enfekte olacak. Evet. Ama çoğu normal bildiğimiz basit virüs gibi burun akıntısıyla geçirecek. Bazısı hiç biz hafif bir fibromiyalji bir sırt ağrısıyla geçirecek. Hasta olduğunu bile hissetmeyecek. Çin'deki rakamları ben doğru olduğunu düşünmüyorum aslında. Onlar dezenformasyon olduğunu düşünüyorum. Normal Avrupa'daki, Amerika'daki rakamlar gibi Türkiye'de de böyle hızlı bir şekilde ivmelenme olacak. 2-3 hafta daha böyle ben platoya geçeceğimizi zannediyorum. Sonrasında da Mayıs sonu veya Haziran başı gibi iyi haberler gelir diye düşünüyorum. Bakanlığın okulları erken kapatması çok iyiydi. Hangi hastanede çalıştığını sormuşlar. Onu mu söyler misin? Bahçeliler Memorial Hastanesi'nde çalışıyorum. Şu an koronavirüsle en iyi savaşan hastanelerden biri. Hem de steril alanlarımız çok fazla. Yani hastalar gönül rahatlığıyla gelebilir hastanemize. Size güzel. Kolaylıklar diliyoruz Aytaç'cığım. Sağ olun. Son 1,5 dakikaya girdik. Çok güzel bir program oldu. O 1 saatin sonunda kesiyor. Bundan sonra salı günü Hande Namal Türk Yılmaz hocamızla çocuklarla ilgili soruları ben almamıştım. Çocuklarla ilgili sorularınızı daha duyurusunu yapacağım zaten. Diye. Hayır, burada da sorular gelmiş çocuklarla ilgili. Bu soruları hep salıya bıraktık. Onları şey yaptık. Sana sormadık onları. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel ben, bir yayın oldu. Evet. Bir korkmama gerektiğini hissediyorum. Normalde hiç korkusuz bir şekilde ben servise giriyorum. Korktuğumuzda artan böbrek üstü bezin ürettiği kortizol hormonu bizim virüse karşı savaşmamızı engeller. Hani korku cumhuriyeti oluşturacağımıza ya da televizyonları açıp endişe çocuklarımıza duyurtacağımıza, çocuklarla eğlenmek için, kendimizi geliştirmek için bir fırsat gibi düşünebiliriz bu günler aslında.
Evet, çok doğru söylüyorsun. Ben de hep şey diyorum. Bu evde yemek yapma alışkanlığını olmayanların da kazanması için bir fırsat diyorum. Madem evdeyiz, sağlıklı beslenmek için kendi yemeğimizi yapalım diyorum. Ve de mevsim sebzelerini kullanarak. Evet, mevsim sebzelerini kullanarak. Daha mi? Domates, biber, patlıcan, bunları da kabak, daha bunlar bizim soframıza girmedi. Evet. Ben de bekliyorum. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim her şey biz için. Biz teşekkür ediyoruz. Sanıyorum yayında bitirmek üzere. İyi günler diliyoruz. Kolay kızlarını gelsin. Öpüyoruz. Direnç küçük... diliyoruz, kolaylıklar evet. diliyoruz. Bütün kızları öpüyoruz. En küçük bebeğimizi de öpüyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz Aytaç'cığım. Çok görüşmek sağ olasın. Üzere. Sağ olun.